Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Monster Domain bölümüyle karşınızdayım. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz ölüleri dirilttiğimiz ve bir ölüler ordusuyla hareket ettiğimiz bir oyun kendisi Monster Domain. Kendinize ait karakterinizle birlikte, oyunun sesi çoksa uyarın bu arada beni. Kendinize ait karakterinizle birlikte yandaki size hizmet eden karakterleri de item'la donatıyorsunuz ve sizle beraber savaşmalarını sağlıyorsunuz. Bizim sıkıntımız şuydu. Aa, skill'lerim falan sıfırlanmış galiba. Ya ben şimşek falan çakmaya çalışıyordum. Ya da Ice of Dead mi almıştım, buz mermisi bilmiyorum ya. Şu Firebolt'u alacağım. Ha, normalde skill verdik ama öldük değil mi sonra? Level'ımız 2, bir bok takamıyoruz. Seviye 1 eldiven. Level 2 bir tane iskelet vardı, ona mı verseydik acaba? Bak, seviye 1 eldiveni alsın giysin. Öteki iskelet yalın ayak başı kabak kalmasın. Zırhı alsın giysin. Ruh kılıcı 7 level, kimseye veremiyorum. Şunlar 3 level, bu da 3 level, bu da 3 level. Bu 1 seviye, al giy. Anlık vuruş veren balta. Yani şu dandik kılıcı bir kenara koyalım. Bir tane ok ben alayım. Bir tane ok iskelete vereyim. 30 oku koydum oraya. Şu agaya da baltayı vereyim. Evet. Sevgili dostlar, böyle bütün karakterleri itemliyorsunuz. Şimdi hangi bölgeye gitmem gerektiğine bir karar verip oraya doğru ilerlemek istiyorum efendim. YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin efendim lütfen. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Aa, şey vardı, bu yazıtlarda save alınıyordu. Yo, hem save alınıyor hem... Şu item gibi geliyor bana sürekli ya. Hem ışınlanma için kullanılıyor. Teşekkür ederim sevgili Naskip, sağ olasın. Bu adamları ben şişlemedim. Ya da şişledim ve unuttum herhalde. Şimdi... Shift'le verilmiyor muydu komut ya? Alt, Shift. Birader, komutun Shift'le verildiğine yemin edebilirim ama... Tuş atamaları, klavye, ruh modu, envanter, beceri, bütün ganimeti al, tamam. Atla, saldır, engelle. Komut modu, F. Tamam. Sen burada dur. Şuraya da bir diğer elemanı ekleyelim. Sen de burada dur. Peki diğer minyonlarım da benle beraber çıktı mı buraya? Ötekine de ben geçeceğim herhalde. Ya da aşağı inip adam alıp geleceğiz.
Şu bir numaralı iskeletleri takip edecek mi? Bununla alakalı bir komutum yok. Gelmiyor adamlar ya. Unspoken 27. ayında bu arada. Unspoken'cım 27. ayın kutlu olsun. Hareket WASD tamam. Etkileşim E. Şarları kendime doğru çekemiyorum. Hah, gelin hepiniz buraya. Evet, yukarıdaki de üstten atlayıp geldi. Hep senin gelmemesi lazım demek ki. Bak platformda kal. Bir numara buraya. İki numara buraya. Halledeceğim. Bütün şeylerin içine girilebiliyor gördüğüm kadarıyla ya. İskeletlerden biri buraya. Öteki de buraya. Açıldı ve hepsi geldi. Ne oluyor lan? Benim staminam mı bitti? Galiba staminam bitti bir yerde. Şimdi bak sıkıntı şu. Oyun henüz prolog aşamasında olduğu için diriltip herkese can ver. Oyun henüz prolog aşamasında olduğu için Allah aşkına bir beni bırakın ya. Ganimetlere E tıklayamıyorum abi. Minyonlar önüme geçiyor, öyle duruyor. Dediğim gibi yani daha oyunun ilk hali. Kontroller değişmiş. Oynadığım bölüm 1'deki kontrollerle şu anki kontroller aynı değil mesela. Cliffwood köyüne giden yolu bul. Yani büyük ihtimalle köye giden yol burada. Ama şu yanda da bir şey var. Efendim bugün Zomboid oynamadık henüz. Aa, bu zindan tarzı bir şey değil mi? Ölürsem yakında bir yerde save aldım. Hiç bak geçenlerde zindanın sonuna kadar gidemedim. Buralar basit. Sandıklardan biri orada. Şu kristaller ne işe yarıyor onları bilmiyorum ya. Evet, kesinlikle zindandaki tuzakların sesleri gıcık. Bu kadar mıydı? Sanki bana daha uzun gibi geldi. Oynamayı düşünüyorum efendim, evet. Artı 80 XP ve level 3 olduğum. E çok iyi abi. Şu nihayet son kademe itemleri giyebileceğim galiba. Elimdeki kademe 2 bir silah mı? Evet.
Bu kademe 3 saldırı hızı biraz daha farklı. Kademe 4 ayrı bir silah var. Tamam, pekala. İtemlerin durumu gayet iyi. Sevgili Savaş, 9. ayında bu arada. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Savaş, teşekkür ederim, hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için çok çok sağ ol, eyvallah. Tekrar buna bir E tıklayıp save aldım. Zıplaya zıplaya gidiyorum. Efendim, teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileğiniz için. Hoş geldiniz. Tamut 19. ayında bu arada. Teşekkür ederim. 19. ayın kutlu olsun dostum. Ey? Af buyur. Nerede? Bana tek atıyordu bu arada neredeyse. Bana neredeyse tek atıyordu. Bizim agalar güzel iş yaptı. Demek ki yandaki çocukları itemlemek de önemli. Tahta falan oturulmuyor. Ve birçok taht var böyle. Kralların salonu gibi baksana. Kaleye girmenin bir yolunu bul. Vurarak giremeyeceğimiz kesin. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bütün bunlara minyon mu oturtulacak? Buradan geldik bu arada zaten. Yok, köprüden geldik. Bu tarafa doğru gideceğiz. Dövüş mekanikleri falan böyle birazcık şey. Kaleye girmenin bir yolunu bul. Deniyorum. Önünde yol kutsal sis ile kaplı. Bu sis Demir Tanrı ve köleleri gibi kutsal olmayan yaratıkların yolunu kapatıyor. Eğer Demir Tanrı, Demir Tanrı ne demekse artık bilmiyorum bunun çevirisi nasıl yapıldı. Kutsal sise sahip olarak dokunursa hasara neden olur. Sisin içinden geçmenin tek yolu ruh formunda olmaktır. Kutsal sisin yanında mutlaka mezar taşı bulunur. Bu mezar taşları ruhunu ele geçirdiğin son minyonu o konuma geri getirmesi ve nihayetinde kutsal sisi atlaması olarak kutsal sis atlamasına olanak tanır. Anladım. Çok kötü, iğrenç çevirmişsiniz bu arada. Ya da bugün benim telaffuzumda bir sıkıntı var, bilmiyorum. Q'ya bastığımızda ruh formuna geçeceğiz. Evet abi, yani bunların Türkçesinde kesinlikle bir sıkıntı var. En azından denemişler be hocam. Şimdi içeride mezar taşı bulacağız. Bu ruh formundayken ölmeden. Tamam. Benim anaçarın ruhunun içine girdim.
Türkçesinin iğrenç olması dışında oynanışı güzel ya. Bu dünya kadar topladığımız item ne işe yarayacak acaba? Onu da merak ediyorum ya bir yerde. Ses efektleri falan sonradan geliyor anladığım kadarıyla. Evet, kendi kendimi canlı azalttım bu arada. Tamam, en azından burada bir save aldı. Oyunun bitişinin de zaten çok küçük bir kısmı kaldı gördüğüm kadarıyla sevgili dostlar. Herhalde prolog için minik bir harita ayarlamışlar. Oyunu bana merak ettirdi açıkçası. Can mı veriyordun sen? Evet, can veriyor. Vallahi can veren iyi olmuş. Büyünün gücü çok az gibi geldi bana ya. Bak, ok hiç denemedim. Ama büyünün gücü bana müthiş az geldi. Beni bir bırakır mısınız? Pardon. Silah değişeceğim. Demek ki birileri bana döşenirken silah değiştiremiyorum. Onu anlamış oldum. Hızlı seyahat noktası aynı zamanda save alıyor. O yüzden ona doğru tıklıyorum. Fena bir şeye benzemiyor oyun ya. Dediğim gibi ya, bir Skyrim havası sezdim. Yani fena halde bir Skyrim havası sezdim. Ama oynanış dinamiklerinde fena sezdim tabii ki bir durumu. Hani türün onunla bir alakası olmayabilir ya da hikayesel bağlamda o kadar derinlik içermeyebilir. Elemental hasar. Kıyametten daha mı kötü benim çılgınlığın asası?
Level 4'te giyebileceğim bir tane asa var. Abi ok falan sıktık da yani nafile. Sevgili Wormtol 11. ayında 1 yıla 1 ay demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili Wormtol, sağ olasın. Aa, bizim agalarımız buraya geldi. Bir saniye, o zaman agaların buraya geldiğine göre demek ki yol bura. Buranın üst katında ne vardı peki? Gollar var. Efendim sevgili Kaday Tekin 6. ayında selamlar demiş. Selamlar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Bu burası ayrı bir boss mu? Burası ayrı bir boss yeri mi acaba? Bana öyle gibi geldi. Biraz musallat olacaklar gibi bana sanki. Ne diyorsunuz? Yedi level gardiyan. Abi vurun. Minyonlarla beraber acayip güçlüyüz bu arada. Savaş için doğan. Kocaman bir balta. E buradan düştüğüne göre ben işe yarar bir şeydir diye yorumladın ama. Yorumladım ama. Acaba iki hasar mı vuruyor aynı anda? Burası oyunun bitişi sanırım. Ama aşağıda da bir yer vardı. O aşağıdaki yerin ne olduğunu bilmiyorum. Peki gidip bakacak mıyım? Sesi az olabilir, kusura bakmayın bu arada. Bana da az geliyor. Resume our mission from where we left off. My lord, aware of the risks, they shattered the Dragonstone into four fragments and secured them in different locations.
During my imprisonment, my magical powers weakened, but I managed to observe the events of the past 1,000 years from here. I can guide you to the whereabouts of the Dragonstone's pieces. By collecting and assembling the 4 parts of the Dragonstone here again, you will unleash the ancient power of the Dragonstone, as it was 1,000s of years ago. Impressive. From now on, we must reclaim all that we have lost and establish our mighty dominion once again. Tell me, where can we find the first piece of the Dragonstone? My lord, you are now being shown the location of the first part of the Dragonstone on the map. Proceed to the designated path and retrieve the first fragment. Once obtained, return it here and place it into its rightful position. Dostlar, yani muhtemelen burada oyun bitti. Bitmeyip belki ilk ejderha taşı parçasını almaya da yollayabilir. Bu arada altyazıyı okumayanlar için ya da okumaya üşenenler için şöyle kısaca bir özet geçeyim. Efendim, biz... Aa, devam ediyor. Bu prolog olarak bir hayli iyi. Fazla fazla iyi. Hemen şurayla bir etkileşime geçelim. Şimdi sevgili dostlar, durum şu. Biz Ölüler Ordusu'nun bir yöneticisiyiz ve Ölüler Ordusu'nu yöneten, komuta eden biri olarak Ejderha Taşı adı verilen bir eşyanın peşindeyiz. Bu Ejderha Taşı sihirbazların, büyücülerin ve şövalyelerin bulunduğu bir insan krallığının elinde. Amacımız taşı ele geçirerek sevgili dostlar, sağda solda lootlanacak bir şey var mı ona bakıyorum da. Amacımız taşı ele geçirerek sevgili dostlar, komuta ettiğimiz iblislerden güçlü canavar orduları oluşturmak. Bu bağlamda insanlara saldırdığımız zaman bizi ve ordumuzu paket ediyorlar. Yardımcımızın ruhunu sığınağın içerisine hapsediyorlar. Sığınak dediğime bakmayın işte. Yardımcımızın ruhunu sunağın içerisine hapsediyorlar. Ve sonrasında da binlerce yıl boyunca biz sürgünde kalıyoruz efendim. Binlerce yılı aşkın sürenin ardından... E'ye basın ve kurtarma alanıyla etkileşime geçin diyor da... Basıyorum E'ye, hiçbir şeyle etkileşime geçemedim. Aa, topladığımız materyaller üretmeye yarayacak. Level 10 kül bıçağı falan var. Bunların hepsi level 10. Altın mı altın toplayarak bunları üreteceğiz. Ama hepsi seviye 10. Zırhlar da seviye 10 falan galiba. Neyse, toplanan materyallerin iş yaptığı da iyi oldu. Dostlar, sonrasında gücümüzü geri kazanmak adına ejderha taşını almaya gideceğiz ama bu ejderha taşını 4 parçaya ayırıyorlar ve dünyanın çeşitli yerlerinde saklıyorlar. Bizim amacımız da ejderha taşlarını bir araya getirip tekrardan eski kudretli günlerimize kavuşmak. Ya bu arada oyunda anlam veremediğim tek bir şey var dostlar. Garip bir şekilde benim gözlerimi çok fazla yoruyor. Ya bakın, girdim, bir yarım saat kadar oldu. Ve hani gerçekten gözlerimi müthiş derecede yorulmuş hissediyorum. Böyle Brotato, Vampire Survivors falan, bunları 1-2 saat oynayabiliyorum ama bilmiyorum. Bu oyun beni bir yarım saatte pert etti. Ama bak, bunlar bizim kaynaklar. Kaynaklar artı para. Mezar inşa et. Ordunun maksimum kapasitesini arttırmak için kullanılır. 5-6 kişi falan gezeceğiz herhalde buralarda. Sol tıkla mezar inşa et. Nereye inşa edeceğim ben bu mezarı agacım? Herhalde bu buraya bir yere. E ve Q ile dönüyor. Tamam. Tamam.
Burada mezarın kapasitesini de arttırdım. Bu ne? Cephanelik. Cephanelik zırh ve silah bonusu veriyor. Kılıççı. Burası komple bizim alan galiba. Herhalde daha fazla görüntüle deyip oradan demir dövmeye gideceğim. Menüyü açın ve bir öğe oluşturun. Herhalde görev için bunu yapmamız gerekiyor. Ruh kuyusu. Ölen minyonlar yeniden doğar. Sunak ne işe yarıyor? Minyonları yönetmek, keşiflere göndermek için kullanılır. Şimdi minyonları yönetmek ve keşiflere göndermek derken ne bileyim biz bir yandan oynarken bir yandan da bu adamları loot'a falan yollayıp oradan eşya bulup mu geliyoruz? Bak dünya haritasında seferler gibi birçok amaca hizmet ederler diyor. Muhtemelen malzeme falan getiriyorlar. Sunağın üzerine tıkla. Bak. Faramez. İskeletler, Gifusa falan bunları kullanabiliriz. Misal rütbe yükseltme dediği ne? Kaptan falan yaptın da herifi. Herhangi bir kaynak toplamaya gönder. Abi ahşap toplamaya gönder. Taş toplamaya gönder. Demir toplamaya gönder ve gizler toplamaya gönder. Sunak menüsündeki sefere tıklayın ve minyonları sefere gönderin. Gerçekten bu Sunak değil mi? Gezilerden mi göndereceğim? Sunak menüsündeki sefer sekmesine gidin ve minyonları sefere gönderin. Abi bu oyunun Türkçesi çok kötü. Türkçe çevirisini yapan adamın gerçekten parmaklarını falan kıracağım yani. Birader, okey, hikayeyi güzel çevirmişsin. Geziler abi, sefer diye bir şey yazmıyor bu arada. Gezilere bu adamları toplayıp yüksek başarı oranı olduğunda getireceğim buraya. Anladım. Bunları boşa al bir. Şimdi gezilere gel. Burası kule. Çok düşük başarı oranı. Orta düzey başarı oranı. Yüksek başarı oranı. Tam %79,8 ile gönder.
Bekleyeceğim mi sonuna kadar? Galiba bekleyeceğim. Valla abi gerçekten bayağı bir göz yoruyor. Yani diğer oyunlarda bu kadar gözlerim yorulmuyor. Bu oyun acayip gözlerimi yordu. Zaten bu ikinci bölüm final bölümü gibi bir şey olur. Oyun çünkü çıktığında tam sürüme çıktığında nasıl bir satış fiyatına sahip olur bilmiyorum. Ama dediğim gibi şu an yani gerçekten cinnet geçirmeme sebebiyet verecek iki tane şey var böyle. Sinirden kudurmama sebebiyet verecek. Birisi oyun gözlerimi çok görüyor ve sürekli olarak esniyesim, uyuyasım geliyor böyle, anladın mı? Belki oyun sıkıcı olduğundan dolayı da öyledir de, bu daha ilk prolog kısmı. İkinci kısmı da Türkçe çeviri. Yani keşke bazı şeyleri İngilizce bıraksaymışsınız. Evet, %80'le başarılı oldu. İtemleri getirdi. Gıcık görevi tamamladık. Sonra bitti mi? Bitti galiba. Yanımda minyonum yok ama. Nereden dirilteceğimi edeceğimi de bilmiyorum. Evet, biraz daha şey olmasa tatlı olabilirmiş ya. Neyse, sevgili dostlar. Monster Domain'de böyle bir oyunda efendim. Haritada geziniyorum ama hani nereye gitmem gerektiğini bilmediğim için öyle alelade geziniyorum. 300 genişleme puanına ulaşın diyor. Onunla alakalı bir şeyler yapacağız herhalde ama. Okey abi, gidelim bir bakalım. Demek ki burası ana merkezimiz. Bu ana merkezden ışınlanarak gideceğiz her yere. Toplam genişleme noktaları 170. Aa, oyunun bundan sonraki kısımları şey. Ben anladım. Puan kasabilmek için bol bol sunaktan geziler düzenleyip farm atacağız. %50 melli her yere gönderip bu ekranı izleyeceğiz galiba. Sevgili Alican, Empire Total War bambaşka bir yapım dostum. Yani ne EU4'e benzer ne Hearts of Iron 4'e benzer. Empire Total War'da şimdi EU4 gibi karakterleri yürütüyorsun ya. Diyelim ki iki ordu karakterleri yürütüyorsun, dediğim orduları yürütüyorsun. İki ordu karşılıklı olarak karşılaştıklarında ve savaştıklarında otomatik ve elle yönetme seçenekleri var. Yani Total War serilerinde aslında ordunu gerçek zamanlı olarak yönetiyorsun. Ülkeyi yönetme ve askeri birimleri yönlendirme sıra tabanlı. Turn-based ama savaşlar gerçek zamanlı. Otomatik devam mı ediyor yoksa şey mi? Vallahi %50 küsürle başardı. Neyse dostlar, evet, bu da böyle bir yapımdı ya. Hani
Üste bir iskelet ekler. Çok fazla kurcalamayacağım ıdısını bıdısını. Bir de buradaki menüde zaman geçirmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Ama bana bu kadar yetti. Efendim, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.